Film boyunca izlediğimiz gibi üç kutlu mescit ve onların bulundukları şehirler, Mekke, Medine ve Kudüs, İslam tarihi boyunca çok önemli olaylara tanıklık etmişlerdir. Hadislerde ahir zamanda da yaşanacak ve dünya tarihine damgasını vuracak pek çok önemli olayın yine bu üç mescidin bulunduğu bölgede gerçekleşeceği haber verilmektedir. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi'ye Mekke'de biat edilecek ve kendisi Kudüs'e hicret edecektir. Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen Mehdi, Mekke'de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir. O Mehdi, Kudüs-ü Şerif'e hicret edecektir. Nuaym'ın Selman bin İsa'dan rivayetine göre Mehdi Beyt-i Makdis'te 14 yıl kalacak. Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ile Kudüs'te buluşacak ve birlikte namaz kılacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nihayet Meryem oğlu İsa, fecir vakti Beyt-i Makdis'te nazil olacaktır. Ona şöyle denilecek. Ey Allah'ın peygamberi, öne geç de bize namaz kıldır. O da şöyle diyecektir. Bu ümmet öyle bir ümmettir ki onların bazıları üzerine emir olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sıra bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem sabah vaktinde inmiştir. Bu imam Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki geç öne namazı kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir. Bunun üzerine imamları Mehdi onlara namazı kıldırır. Deccal Mekke ve Medine'ye girmeye çalışacak fakat bunu başaramayacak ve Kudüs civarında Hazreti İsa tarafından yok edilecektir. Mesih Deccal doğu tarafından gelir. Kastı Medine'dir. Uhud'un arka tarafına iner. Derken Medine'yi bekleyen melekler onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur. Hazreti İsa aleyhisselam onu yakalamak ister. Nihayet onu Lut şehrinin kapısında yakalar ve yok eder. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ve bu üç kutlu mescidin içinde bulundukları üç mübarek şehir Mekke, Medine ve Kudüs geçmişte olduğu gibi ahir zamanda da çok önemli olayların merkezinde yer alacaklardır. Müslümanların günümüzde pek çok alameti yaşanmakta olan müjdeli döneme kavuşmasına da şahitlik edeceklerdir. Elbette en doğrusunu Yüce Allah bilir.